Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Ato'dan sesleniyoruz sizlere. Yıl sonu hediyelik eşya fuarıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz yıl Ato'da bu etkinlik tarih edilmişti. Bu yıl meraklılarıyla buluştu. 18-30 Aralık tarihi arasında giriş 3 TL olarak ücretlendiriliyor. Sabah saat 10, akşam saat 8'e kadar gezilebilecek. Bir notumuz daha var. Video başlamadan önce videolarımızın ve buna benzer videoların gelmesi için lütfen videoya beğenip abone olup yorum yazmayı unutmayın. Videolarımız sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Oradan da paylaşarak bize destek olabilirseniz videomuza ayrıyeten de katıl butonuyla bize cüzi miktarlarda her ay bağış yapabiliyorsunuz. Hadi hep birlikte şimdi gezmeye başlayalım. Efendim, etkinliği nasıl buldunuz? Birazcık bilgi verir misiniz? Etkinliğimiz daha henüz 3 gün oldu. İnsanlar daha 2 gündür gelmeye başladı ve buna rağmen de çok iyi gidiyor. Stantım var. Göktekin Deri Atölyesi üzerine benim stantım ve takı tasarımlar kendime ait. Ben aynı zamanda uluslararası deri dövme sanatçısıyım. Fuara özel indirim yaptınız mı? Çok, hem de çok yaptım. Kampanyanın alasını yaptım. Asla yansıtmadım. Ben 3 yıl öncesi, pandemiden önce hiçbir iş yapmadım. Fuarlara da katılmadım. Aynı zamanda sergilerimi de yapmadım. Özel kişisel sergilerimi de yapmadım. Elimde olan mallar ve yeniler hiçbir dolar bazında bize bizimkiler. Artış yapmadım. Eski fiyatım neyse aynı ondan veriyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Vallahi herkes sizin gibi düşünceli bulmak zor. Çok teşekkürler. İnşallah bütün arkadaşlarımızın da hayırlı kazançları olur. Bizlerin de olur. Arkadaşlar, videonun devamını da izleyebilirsiniz. Hanımefendinin standını da ziyaret etmiş olacağız. Daha detayları oradan devam izleyebileceksiniz. Şimdi bir gezmeye başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, içeriye giriyoruz kapıdan. Hemen girişte 3 TL ücret bilet kesiyorlar. Bileti ödedikten sonra burada güvenlikçi arkadaşlardan geçiyorsunuz ve gezmeye başlıyorsunuz. Evet, fuarın içerisindeyiz şu an. Şöyle hemen göstermeye çalışıyorum sizlere. Bir de isterseniz güven merdivenleri çıkıp bir de oradan göstereyim. Standların yerleşimini daha rahat görmüş olursunuz. ...80, 60, 100, 150, farklı 15 mesela. Önlük değil mi? Bunlar alışveriş çantası. Güzel. Evet. 50. 250 bunlar anne kız takım olarak mutfak önlükleri. Buradakiler evet. Ama onlar yılbaşı konsepti. O 280 özel bir dikim. İçeride ürünlerimiz var. Ne kadar bebekler? Bebekler değişiyor aslında. 180 var. Şöyle bakayım, 250'ye var, 150'ye var. Farklı boyutlarına göre değişiyor aslında. Ve burada da bayağı güzel ürünler satan İran standı var arkadaşlar. Herkes çantalara bakıyor, cüzdanlara bakıyor. Ne beğendiniz efendim? Herkes kaçıyor vallahi, mikrofona cevap vermek istemiyorlar. Hanımefendi, bir tane keçe terlik beğendi. Kaça aldınız efendim terliği? Vallahi almadım ama 80 liraymış. Güzel mi? Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Çok güzel. Uzun ömürlü. Uzun ömürlü. Gayet güzel. Hediye olarak da gayet alınabilecek bir şey. Çok beğendim. Özellikle burası çok güzelmiş. Çok iyi olmuş. Hediyelik almak isteyenler için çok uygun. İran'dan, Tebriz şehrinden katılıyoruz. Evet. Hoş bulduk. Etkinlik için mi geldiniz yoksa burada mı yaşıyorsunuz? Yok. Burada da yaşıyoruz. İran'da da yaşıyoruz. İkisi de farkı yok. Aynı ana dili burada konuşuruz. Fark etmez. Öyle. Peki ürünler hakkında kısaca bilgi alalım. Hangileri en çok satıyor? Bizim burada hatemlerimiz var. İsfahan malı, el yapımı. Arkadaşlar, İsfahan deyince ki bir uyanış var. Büyük Selçuklu vardı. Orada zaten bolca bu tür ürünleri görüyorsunuz. Gayet güzel güzel. İran'da da diyorlar ki, söylerler ki İsfahan nisvi cihan, ama biz söyleriz Tebriz olmasa. Gel, yakından bakalım abi, gel. Git. Şöyle geçelim. Evet, bu ürünleri ben geçtiğimiz yıllarda görüyordum. Buna ne diyorlardı hanımefendiye soralım. Bunlar hepsi İran'dan geliyor. Pardon. Hatem işi. Hatem işi, sedef işi.
minyatür işleri var üstlerinde bunların hepsinin. Çok güzel urundular. Bakın o müşterilerimiz tamamen bunları çok beğeniyor. Yani mavileri görüyor musun ne güzel? Çok güzel. Bunlar hepsi İran'dan geliyor bana ama çok zor geliyor. Yani biraz fiyatlar yukarı gittiğine göre bana biraz dolar çok pahalanıp kalmışık yani. Fiyatları nedir bunların? 50 lira diyorlar arkadaşlar şu küçük. Bu 50 lira. Hangisi? Evet 50 lira. Var 300 var, 400 var, 700 var, 600 var. Kalem kaplarımız var. Bakın kalemler kutkar. Kalem bunları koyuyoruz içine. Her şey vardı yani ama Allah müşterisini getirsin. Çantalarınız çok güzel. Onları kaça satıyorsunuz? El tokunmasıydı. Elde yapılmadı. Kaç para ortalama? 500, 400, 390 liradan başlıyor. 90 liradan başlıyor. Halı tablomuz vardı, elde tokunmadı bu da, 60'lıktı yani. O da Tebriz'den alınıptı, çok güzel tablo. Yani tamamen bura, hepsi İran'ınkıydı. Ayrı bir şey yok, el sanatıydı, hepsi el sanatıydı. Ziyaretçiler ne soruyor sizlere en çok? Yani bura 3 gündü başlanmış. İyi, memnunuk. Yavaş yavaş çoğalır müşterimiz. Bilenler geliyor, alanlar alıyor. İyiydi yani. Normal, Allah bereket versin. İyiydi, evet. Allah bereket versin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu da İran'dan gelmiş keçe. Az önce hanımefendiye sormuştuk. 80 lira demişti şu terlikleri. Çok beğenmiş. De var. Yuvarlık. Yuvarlık keçeler. Benim oğlum İran'da bunlar yapıyor. Kendisi yapıyor. Fiyatları da çok aşağı, çok da pahalı bir şey de. 200 lira. Amcan taktığı şapka kaç para? 80 lira yundu. %100 yun. Soğuk havada insanı koymaz, hasta olsun. Soralım bakalım, güzel oldu mu? Beğendiniz mi? Biraz dar geldi. Bunlar da %100 yun. Artık geleneksene dönüş var, bu şekilde kendi gidiyor. Boyundan kendi renginde, boyada yok. Bu keçenin bir de tabanlığını yapıyorsunuz galiba, 15 TL diyor. Evet, bunlar da keçedi. Ayakkabıya salacaksan soğuktan saklayacak, öyle. Güzel, taban için 15 TL galiba. Evet, tamam. Tanesi mi, çifti mi? Çifti, çifti. Çifti. Öyle. Plastiğini satıyorlar 30. öyle de. Maalesef, maalesef. Arkadaşlar burası... İran halıları da çok meşhurmuş. Abiye sorduk, o anlatacak şimdi bize. Diğer arkadaşın Türkçe dil bilgisi yokmuş. Abi halıları anlatır mısın? Bunlar da görürsünüz. Hepsi tablo. Bunlar eve varılır. Ondan sonra ipek saptan tokulur. Çok da nazik, hafif saptan olur. %100 ipekti. Biz ebrişem söylerdi. İpek böyle. Hepsi el iş. Tamam. Ondan sonra halılar var. Güzel halılar var. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi el yapmış. Öyle. Abi arkadaşlar öyle yapmışlar ki yani yağlı boya tablosu gibi duruyor. Evet. Çok güzel. Yani göz nuru, el nuru, el emeği, göz nuru. Bunlar var, minder tarzı var. Bunlar ne kadar satıyorsunuz? Bunlar da hepsi, bunlarda da ipek sap var yine. Ne kadar bu? Fiyatları, ebatlarına göre. Fiyatlar değişileri. Evet, evet. İpek var, bu şekilde. Tohum hasta böyle başlanır. Bakın dokuma şekli de böyle, böyle. Böyle başlanır. Görürsünüz. Tamam. İpler buradan kelli. Buradan da tohunur yavaş yavaş. Bunlar da çok ufak, yani çok ufak saplarla görürsünüz. Tohunur öyle. Arkadaşlar harika Van halıları var. Abi şimdi bize hem Türkçe biliyor hem Farsça biliyormuş. Bize tabii ki Türkçe konuşacak. Hoş geldiniz. Van'dan mı geliyorsunuz? Hoş bulduk. Evet, Van'dan geliyoruz. Sadece işiniz bu mu abi? Halı mı satmak? Evet. Gayet güzel ürünleriniz var. Ne dokuması? Kısaca bilgi verebilir misiniz halılar hakkında? Bunlar el dokumadır. Yün var, yün ipek var, ipek dokumalar var. Kök boya, el dokuması, kirman yünü. Bazılarını ipekten sadece dokuyoruz. Bazılarını yün ipekten, bazılarını da sadece yünden dokuyoruz. Kim ne soruyor ziyaretçiler halılarla ilgili? Genelde tabii işçiliklerini, boyasını, ebatlarını, fiyatlarını, daha çok fiyatlarını da soruyorlar. Fiyatları nedir? Fiyatlar da değişiyor. Mesela şu andaki durumla ilgili metrekareleri 1000 liradan başlıyor. 4-5 bin liraya kadar değişiyor. Abi senin kampanyalı ürünün yok mu burada? En ucuz, en kampalı, en uygun hangisi mesela? Göster, gel. Mesela bu ürün, serdiklerimiz ürünlerde hepsinde uygun kampanyalı. Mesela metrekareleri 600-700. Normalde el dokumalarında metrekaresi 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira arası değişiyor. El dokuma olduğu için fiyat arttı. Tabii işçilik çok. Bunlarda bir tane halıda 6 ay, 7 ay, 1 sene emek var. Bazılarında 1,5 yıl emek var üzerinde. Bu halılar senin o zaman, bu halılar al 200 yıl, 300 yıl toruna kalsın. Tabii tabii, kaldıkça da antik olma değerleri artıyor bunların.
Bu kaldıkça değer kazanıyor zaten. Bu şekilde galiba. Evet, evet. Evet, giyerken de böyle üzerinize ayakkabıları çıkartıyorsunuz, basmıyorsunuz. Gayet güzel. Şu da tam seccade gibi duruyor. Gayet güzelmiş bu da. Evet, bu bin bir gecedesi. Daha sonra almak isteyenler nasıl ulaşacaklar? Sizlere bilgi verin, irtibat numaralarınızı. Biz ayın 30'una kadar buradayız. Ondan sonra Van'dayız. Van'da bize ulaşabilirler. 532-356-4049'dan bize ulaşabilirler. Firma ismini de söyleyin, herkes bilsin. Van El Sanatları Limited Şirketi ve Kooperatifi. Bu şekilde. Evet. Kaç çalışanınız var? Bizim yaklaşık olarak 100'ün üstünde çalışanımız var. Şu an dokuyan. Evet, evet. Bayanlar dokuyor genelde. Şu an 100'ün üzerinde dokumacı var. Sosyal medyadan da ulaşırlar. Facebook, Instagram var değil mi? Biz genelde toptan üzerine sattığımız için sadece fuarlarda tanıtım ve oradakiler de halıcılara veriyoruz. Peki sosyal yani internet üzerinde yok. Hayır, değil. Cepten ulaşsınlar. Cepten ulaşsınlar. Başarılar dileriz. Bol kazançlar. Sağ olun. Teşekkürler size de. Sağ olun. Burada Kırgızistan standı var. Şapka almışlar. Kızlar şapkayı çok beğendi. Utanmayın. Evet, çok güzel. Çok beğendi. Kaç paraymış fiyatı? 250. Ama ömür boyu kullan. Bu benim kendi şapkam ama. Hayır, bu evet mi? Bu 250. Beğendiniz mi? Evet, gayet güzel. Ne yünü? Ne tüyü? Ne tüyü? Kuzu. Kuzudan yapılmış. Gayet keyifliydi giymeniz. Yakıştı ama. Teşekkür ediyorum. Beğendiniz mi fuar? Gayet güzel. Yeni girdik. Şu an tam gezmedik ama. Şu saçlı. Hediyelik eşyalarda baktınız mı? Gözünüze çarpan. Bakmadık. Şu an ilk buraya gidiyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ya fuar güzel geçiyor. Evet. Onun dışında müşterilerimiz de keyifli, biz de keyifli. İndirim yapıyor musunuz? Kampanyalı ne var? Yapıyoruz, yapıyoruz. Dur. Yapmıyorlar. Yap bir indirim geliştiriyorsuna bak. Yapalım. Şu kuyrukluyu istiyorum, indirim. Onu, o kuyruklu tilki. Onun fiyatı 700, ben direkt 500 dedim. Ondan aşağı inemem. Evet, en sonda. Ya, ne yapsın, 200 lira. Evet. Evet, evet, teşekkür ederim. Gayet güzel ürünler. Evet. Şu var. Bir de hakiki deri gerçekten. Bu ne? Bunlar kırbaç. Ne yapıyorlar bunu? Böyle böyle. At için. Ha, at kırbaçı bunlar. Karıştırmayalım, at kırbaçı o. Ceylan onun Ceylan ayakları. Bacağı. Ceylan ayağı değil aha, mi? Hakiki. Bu daha çok süs amaçlı, evde duruyor bizde. Aksesuar. Evet. Kullanmak isteyen. Otantik, otantik eşyalar sevenler evinde asıyor. Biz Kırgızistan'dan geliyoruz. Aslında burası saf ipek. Bu da keçe işlemeli üzerinde. Evet. Ürünlerimizin çoğu gördüğünüz gibi keçeden yapılıyor. El yapımı hepsi. Deri var. Deri ürünlerimiz. Kalpaklar var. Kalpak var. Kalpak da burada. Evet. Kırgız. Bunlar börk diyoruz. Evet. Deriden. Kışın giyiyorlar daha çok. Erkekler giyiyor bunu daha çok. Evet. Bayanlar da giyebilir ama tercihe göre. Şunlar bayanlar. Şu keçe ürünlerimiz bayanlar. Ne soruyor ziyaretçiler en çok sizlere? En çok börk satılıyor şu an kendi şapka. Şeyinde olduğu için şapka ne satılıyor. Ne kadar kampanyalı mı? Ne kadar fiyatları? 250. Bu bayanlar için. Bu 90 TL el yapımı. Gayet güzelmiş. Şunlar var, eldivenler var. Bu şekilde. Cengiz Aytmatov'un kitapları var, olmazsa olmaz. Peki, teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Çanta ve cüzdanların imalatı bize ait. Şaşkedi markasıyla çıkarıyoruz. Ankara'da. Üretim Ankara'da gerçekleşiyor. Eskişehir'de Parakende mağazamız var. Çanta ve onun dışında başka markaları da satıyoruz. Kendi imalatımız ürünler de var Şaşkedi markasıyla çıkan. Vegan sertifikalıdır. Gerçekleri kullanmıyoruz. Özel bir malzemeye baskı yapılıyor. Toptan olarak da yurt dışı dahil pek çok yere veriyoruz. Bu modeller var. Şu modeller var. Ve cüzdan. Fiyatlar çok güzel soru. Doların yükselmesiyle birlikte fiyatlar tabii çok değişti. Şu an bunlar 160 TL ama fiyatları güncellemedik. Eski fiyattan satıyoruz. Fuar boyunca o şekilde satacağız. Bunlar 130 TL. Şu unisex modellerimiz 260 TL. Çok pardon. Ama çok güzeller.
Teşekkürler. Kullanılacak bir ürün. Evet evet. Ömrü cüzdan epey uzun. Gerçi para da cüzdan, para da çanta da cüzdan kalmamış ama. gerçekten sanat eseri gibi. Ya evet, biz kendi tasarımız, çizimleri falan da birçoğunun bize ait. Kartvizitlik gibi olanlar da vardır herhalde. Kartvizitlik gibi olanlar şunlar. Bunlar ne kadar? Bunlar 60 TL. Güzel. Cüzdanlar? Şu boylar 2 boy var. Şu boylar 120 TL. Şu boylar da 100 TL. Hepsi el işçiliği değil mi? Yani şöyle, atölyede imal ediliyor ama şunlar çiziliyor. Kenarları da kadın arkadaşlar tarafından örülüyor. Evet. Evet, evet. Ziyaretçiler ne soruyor en çok? Ziyaretçiler bu ürünün malzemesini soruyor. Yerimizin nerede olduğunu soruyor. Ve genelde böyle iyi bildirimler alıyoruz. Çok beğeniyorlar. O şekilde. Arkadaşlar, Safran Araştırma Merkezi var, Ankara merkezli. Evet, abiden hemen bilgileri alacağız. Suat Yıldırım. İsa Bey merhaba. Merhaba. Yine bir yılbaşı fuarında tekrar beraberiz. Safran'ın 16 senedir çalışmalarımız neticesinde maske sabununu, sivilce akneyi bir haftada yok eden maske sabununu, leke açıcı nemlendirici kremlerimizi, aloe vera jellerimizi ve Safran'ı Ankara'da ilk defa üretmeye başladık. Yine bu sene ürünlerimizi aldık. Her zamanki gibi bizim ilk icadımız olan Safran Çiçeği Kolonyası da son kolonya derece. Kolonya arkadaşlar şahane, hemen araya girip söyleyeyim, gayet güzel parfüm gibi kalıcılığı var. Kaç gündür? Tende 3 gün, elbisede 10 gün kalır. Kalır bu şekilde. Ankara'da nerede üretiyorsunuz? Önemli bir ayrıntıyı atladık. Evet. Safran Ankara'da üretiliyor. 1,5 dönüm bir arazi aldık. Biz şu iddiadaydık. Diyoruz ki biz dünyanın safran ticareti o dönem Ankara ve İstanbul'du. Hatta Ankara'da safran anının özelliği de şudur. O zamanki tiftik keçilerini boyamak için safran kullanılıyordu. Dünyaya safran Ankara ve İstanbul üzerinden dağılıyordu. Biz tekrar bunu gerçekleştirmek için bu mücadeleyi yapmaya başladık ve devam ediyoruz. Yer nerede? Karapürçek'te? Karapürçek değil, Kavaklı Köyü taraflarında. Orada şu anda üretiyoruz. Bu seneki, hatta geçen sene dikmiştik. Bu sene de tekrar verimimizi aldık. Hayatımıza devam ediyoruz. Ziyaretçiler ne soruyor? Fuara özel kampanya yaptınız mı? Kesinlikle fiyatlarımızda %30 aşağıya çektik. Dolar kurunun yükselmesi, bu kadar olmasına rağmen biz fiyatlarımızda çok yüksek artış yapmadık. Herkesi bekliyoruz. Bir de bizim videolarımız bayağı izlenmiş galiba. Nerelere ulaştı? Biraz bilgi verin bakalım. Endonezya'ya ihracat yapmaya başladık. Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye ufak da olsa ufak ufak alışverişler yapmaya başladılar. Bu ürünleri bir kere kullandıktan sonra zaten bırakmıyorlar. Neden? Çünkü gerçekten halisane ürünler üretiyoruz. Gerçekten insanlar işine yarayacak ürünler üretiyoruz. Onun için talep görüyoruz. Biz de talep gördükçe arza devam edeceğiz. Yurt dışına ürünleri nereden satıyorsun? Amazon'dan? Yok, Amazon'dan değil. Mesela biz uluslararası fuarlara katılıyoruz. Orada gördüğü zaman kullanıyor. Gittikten sonra tekrar arkadaştan almaya çalışıyor. Şimdi yeni bir anlaşmamız var inşallah. Olursa büyük bir firmayla anlaştık. Onlar bizim adımıza dünyanın her yerine satacaklar. Güzel. Başarılar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de başarılar. Arkadaşlar, Özbekistan standındayız. Hemen çantalar var burada. Güzel güzel ürünler var. Arkadaşa şimdi soracağız. Ne satıyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Özbekistan'dan geldik. Özbekistan'dan el işleri getirdik. Turfahal, minyatür, teship, böyle şeyler. Elde yapılmış hepsi. Şunlar da güzel. İran'da da var galiba buna benzer ürünler. Aynen öyle. Bizim ülkede de var. Böyle şeylere çalışıyoruz kaç senedir. Fiyatları nedir? Fiyatlar değişik fiyatlar. Büyük olursa değişik, küçük olursa yani... Tarak var arkadaşlar. Bakın Taşkent yazıyor. Evet, taraklar da var. Onlar ağaçtan, ceviz ağaçtan 50 TL oluyor. 50 TL güzel. Burada var. Bu ne? Örtü. Evet, aynen öyle. Örtü. Evet, aynen öyle. Bunlar kaliteli ipekte yapılmış. Elle yapılmış bu da. Bu? Bunlar tabaklar, ceviz ağaç bunlarda. Bu ne koyuyorsun? Dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Çay tabağı yani, gibi evet, oluyor. Evet, aynen öyle. O da olur. Şu nedir? Kutu. Bunlar kalemlik. Bir açalım bir tanesini. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bizim küçük ülkeler kullanıyordu kalemlik olarak. Öyle. Güzel. Hediyelik. Aynen öyle. Bu da telefon. Telefonun arkasına süslemek için. Bu da sosyal medya hesabı mı? Aynen. Buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlara. Ziyaretçiler ne soruyor sizlere? Nereden geldiniz? Nasıl bir şeyler getirdiniz? Çok güzelmiş diyorlar. Yani indirim var mı? Aynen öyle. Yani her defasında geliyoruz. Fuar olduğu zaman buradayız yani. Arkadaşlar, burada ilk gördüğümde ben düğme ve benzeri bir şey sanmıştım. Meğer bunların hepsi küpeymiş. Hanımefendiye şimdi soracağız bakalım. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Standınız çok güzel yapmış. Bakın, tül perdeyle böyle ilk defa bir stand modeli sizde görüyorum. Süper bir fikir oldu. Evet, özendim.
Hoşuma gidiyor böyle özenlik yaptım. Nereden katılıyorsunuz? Ankara'dayız biz. Ankara'da yaşıyorum. Zaten minik bir atölyem var orada. Atölyemde kendim yapıyorum küpeleri. Ziyaretçiler ne soruyor? İlk sorduğu soru sizin gibi düğme mi bu? Bunlar nasıl yapılıyor? Hangi malzeme? Genelde bu tarz sorularla karşılaşıyorum. Pek alışılagelmiş bir şey değil sanıyorum insanların karşılaştığı. Onlara göre açıklıyorum hani neyin nasıl bir şey olduğunu. Fiyatları nedir? Fiyatlar aslında şöyle ki minimum 20 TL ama şöyle söyleyeyim aslında el emeğinin karşılığını alabildiğim bir şey kesinlikle değil. Burada bunu daha net görebildim ben. Bence el emeğiyle bir şey yapanların yakındığı problemlerden bir tanesi de bu aslında. Karşılığı bulamamak ama günümüz koşullarında maalesef bu paralellikte gidiyoruz. Alım gücü artarsa değer daha çok artar. Tabii muhakkak. Yani bazı şeylerin karşılığını herkes muhakkak bir yerde vermek istiyordur. Ama imkanlar kısıtlı oldukça o bünyede ilerliyor genelde. Yapacak bir şey olmuyor. Tamam. Sosyal medya hesaplarını söyleyelim bari. Oradan sipariş falan verenler olabilir videoyu izleyip. Aynen. Nas Clay Collection Instagram hesabımız. Oradan sipariş verebilirler. Bizi takip edebilirler. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar burada bir stand gördüm. Bakın içerisinde gayet güzel dekore etmişler. Kocaman devasa bir de aslan var burada. Ön tarafta kediler var. Harika hediyelik eşyalar var. Abi de burada bekliyor. Merhaba. Merhaba. Ne satıyorsunuz? Biz valla uzak doğu el sanatları satıyoruz. Ağırlıklı. Kendi imalatımız olan polyester figürler içine figürler de var. Aslandır, fildir, heykel gruplarıdır. Ahşap gruplarıdır. Santranç gruplarıdır. Artta 2,5-3 metre büyük biblo gruplarımız bile var. Aslandır, fildir, inektir, öküzdür, şelaledir. Bizim yerimiz İzmir, İstanbul, Antalya'da. 3 yerde de şubemiz var. Ziyaretçiler ne soruyor en çok sizlere? Bizim bütün ürünlerden daha çok olduğu için ahşaptan, polyester grup, rece, her üründen de bir ihtiyaca göre taleplerimiz var yani. Sıkıntımız yok. Fuar özel kampanya yaptınız mı? Nedir? Mecbur yaptık fuar özel kampanya. Çünkü yapmazsak satışlarımızı arttırmak için buradayız. %20-%30'a yakın bir indirimimiz var şu anda. Gerçek ve fiyat indirim. Gerçek indirim ve fiyatların hiçbirinde zam yok. Çünkü biz imalatçıyız. Toptancıyız. Yani parakendeci bir dükkan değiliz. Toptancı bir dükkanız biz. Güzel. O zaman indirim olur. Var zaten indirimimiz. Firma ismi neydi? Onu da söyleyelim. Otantik hediyelik eşya. Aynen, otantik hediyelik eşya. Bekleriz. Firma hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? Tabii ki de. Güney Kore ürünleri, cilt bakım ürünleri. 18 markanın dispiratörlüğünü yapıyoruz. Sizleri de bekleriz. Oo, güzel. Ziyaretçiler ne soruyor en çok? Maskeleri soruyorlar galiba. Evet, limon antioksidan içerir, C vitamini. Kolajen cildinizin sıkılığını ve elastikiyetini artırır. Hyaluronik asit de çizgilerinize bakım yapar. Havyer ise cildinizin leke bakımını sağlayan bir ürünümüz. Ne kadar bunlar? Tanesi 15, 5 tanesi 60, 100 tanesiyle 10 tanesi 100 TL. Arkadaşlar, Türkiye'nin ilk yeni nesil kesesi gelmiş dedi. Hanımefendi yapıyormuş bu keseyi, bakın şu an elinde de var müşterilerin. Bu kesemiz organik bitki hamurundan yapılıyor. Fiber yüzeydir. Hassas ciltler için özellikle cildi kızartmaz, tahriş etmez. İçi tamamen pamukludur. Böyle. Bu şekilde. Evet. Neden yapılıyor? Bir daha söyleyelim. Bitki hamurundan. Bitkinin hamurunu nasıl elde ediyorsunuz? Ağaçtan nasıl kağıt elde ediyoruz? Evet, aynen öyle. Kaç yıllık bir ürün bu? Bu yeni çıkmış bir ürün. Fiyatı? Fiyatı 25 TL. Ziyaretçiler ne soruyor en çok sizlere? Ziyaretçiler artık hiçbir şey sormuyor. Aynen. Kaçıp gidiyorlar. Teşekkür ederiz. Bol kazanç. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Güzel bir stand daha var burada arkadaşlar. Bolca güzel, ilginç örgü çantalar var. Hanımefendi satıyormuş. Evet, merhaba. Kendi üretiyorum. Tamamen handmade, el yapımı. Bütün ürünlerimi kendim hazırlıyorum. El yapımı, abajurlar, duvar dekorları, avizeler, böyle figürler, çantalarımız dediğimiz gibi. Fiyatlar nedir onu soralım. En çok herkes bunu soruyor zaten. Fiyatlarımız aslında uygun ya, yani gayet uygun. Mesela bu çantam 200 lira. Evet. Yani piyasa değerine göre gayet uygun. Duvar dekorlarım 150 TL. Güzel. Kırlentlerim 150 TL.
Ondan sonra bu şekilde. Evet, abajurum var 160 TL. Evet. Sosyal medya hesabını da söyleyelim. Instagram @macrame_design. Bu şekilde. Evet, bu şekilde yazınca çıkıyor. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Takip edin lütfen, bu şekilde destek olun. Çok sevinirim. Arkadaşlar, bu çantalar 75 liradan başlıyormuş, 90 liraya doğru gidiyormuş. Evet, kirpi cam tasarım sanatlar olarak geçiyor. Sosyal medya hesabı da burada, bak, kocaman ürün yerleştirme reklamı gibi de yaptık. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hanımefendiye soruyoruz. Ne üretiyorsunuz? Bütün ürünlerimiz camdandır. Tamamen el emeğidir. Üfleme cam da vardır ürünlerimizde. Her türlü takı aksesuarı ya da işte bardakların içine objeler yapıyoruz. Her türlü üretimimiz mevcuttur. Ne soruyor ziyaretçiler en çok sizlere? En çok işte ürünlerin bazıları boya olduğunu sanıyor ama biz tamamen ürünlerin camdan olduğunu söylüyoruz. Kesinlikle boya hiçbir madde yoktur. İşte çok hassas diyorlar, işte kırılır diyorlar. Camdır tabii ki kırılacak ama sonuçta yani dikkat edilmesi gereken bir ürün. Fakat objeler olarak çok şık ve hoş duruyor. Ne kadar fiyatlar, onu soralım. Fiyatlarımız gayet uygun. Mesela biblolarımız var. Onlar 20 liradan. Mesela burada pipetlerimiz var. Bunlar da çok tercih ediliyor. Pipetlerimiz 35 liradan veriyoruz. Kaşıklarımız var. Onlar takım. Burada yeni Burana camdan takılarımız var. Meleklerimiz var. Burada çok çeşitli bilekliklerimiz var. Hayvanlı mesela yapıyoruz. Penguenli. Yani birçok ürünümüz var. Güneri'nin atölyesi Ankara'dan katılıyor arkadaşlar. Bakın burada sosyal medya hesapları da var. Güner Hanım'ın ismi. Ve ne satıyorsunuz Güner Hanım? Nazarlık ve duvar süsü. Keçeden. Geçen haberlere çıkmıştı bu. Evet. Evet, bu tarz üçgen tarzlar. Değişik modellerde var. Ne keçeden. Kadar fiyatları bunların? 235 diyor. Fiyatlar üçgen olanlar 200-250 arası değişiyor. Bildiğimiz dantelin üzerine boncuk süslemeleri falan yapmış. Gayet güzel tasarlamışsınız. Evet. Keçe üzerine el işlemesi kanaviçeler, yemeğin oyaları, iğne oyası, boncuk, o tarz dantellerle falan işte. Bu food denen. Burada da güzel şeyler var. Halı, kilim, kenara gibi şeyler var. Evet, onlar yöresel. Üzerlikli aşağıda o tarz modeller. Var, çok değişik. Şurada diri food, gargalak denen yalloz duvar süsleri. Güzel. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Bayağı bir geniş vizyonunuz var. 3 yıl olacak. Daha öncesinde vardır ama. Öncesi tabii çok takı yaptım zamanında. O tarz kurslara gittim. Yani böyle geliştirdim kendimi. Ziyaretçiler ne soruyor sizlere? Efendim? Ziyaretçiler ne soruyor? Ziyaretçiler işte hediyelik eşya alıyorlar. Tabii ki biraz ekonomik şartlardan çok işler çok iyi değil. Ufak tefek de olsa alıyorlar bir şeyler. Bütçelerine göre. Bütçelerine göre tabii ki. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, Senegal'den bir arkadaşımız geliyor. 7 yıldır Konya'da yaşıyor ve hediyelik eşya ürünleri var. Kısaca bilgi alacağız şimdi. Ürünler hakkında kısaca fiyatları alalım. Ne soruyor ziyaretçiler? Ürünler, fiyatlar uygun ve el yapımı. Bunlar Afrika'dan yapıldı, getiriyoruz. Şurada heykeller var. Hepsini el yapımı. Yani fiyatlar da uygun. Ziyaretçiler ne soruyor sizlere? Fiyatlar zam var mı diye. Zam var mı? Eski fiyat mı? Bizimki eski fiyat. Çünkü el yapımı olduğun için çok zam yapmıyoruz. Anladım. Evet. Kampanyalı ürünleriniz var mı? Kampanya var. Çoğu burada bir alan bir hediye oluyor. Oo, güzel. Evet. Mesela şeyleri soralım. Şu heykelleri soralım. Ne kadar bunlar? Bu heykel mesela 1400 lira tiga ağacından yapılmış. Çok kaliteli bir ağaç. Fiyatlar çok zam olmamış. Kediler var sizin orada. Bayağı bir kedi figürü mü var? Evet, kedi herkes sevdiğin için biz kedi çok getiriyoruz. Bunlar ne kadar? Kediler üçlü var, ikili var, tekli var. Öyle, ona göre fiyatlar değişiyor. Üçlüsü mesela arkanızda duruyor. Bunlar üçlü kedi. 500 lira oldu artık şu an. 3 tanesi 500. Evet. Gayet hesaplı aslında. Aynen. Tek de var. Size nereden ulaşacaklar daha sonra? Bizim şu an sabit yerimiz yok. Sadece bu yılbaşı fuarı için geldik. Sosyal medyayı söyle, ulaşsınlar. Sosyal medya şu an yok. Kullanmıyoruz, evet.
Peki WhatsApp falan varsa onu söyle. WhatsApp var. Numaramız 553-740-48-95. İstanbul'un menşeli Lotus Kozmetik'te gelmiş arkadaşlar. Güzel güzel esansları var. Soralım bakalım hangi ürünlerde kampanya varmış? Ürünlerimiz oda kokusu. Minimum 3 ay koku verir bulunduğu ortama. 2 boy mevcut. Biri bu boy şişelerimiz. Bir de diğeri aşağıdaki boy şişelerimiz. En çok çiçek kokuları. Şu anda bu boylar 25 TL. Diğer boylar 30 TL'dir. Tabii kampanyalı, evet. Normalde 50 TL. Buraya fuara özgü 30. Standındayız. Burada hanımefendi güzel fincanları var. Şimdi soracağız. Ne soruyoruz hariç en çok sizlere? Bize en çok takılar, benim yurt dışından takılarım var. 1960'lı yıllara ait. Broşlar var, küpeler var, kolyeler var, setler var. En çok takılar rağbet gördü. Fincanlarım var yurt dışından. Almanya, Baviera damgalı. İngiliz fincanlarım var. Fincanlar çok rağbet gördü. Lokumluk var yine. 70'li yıllara ait el yapımı camdan. Yurt dışına gidip geliyorsunuz o zaman. Evet, yurt dışında oğlum eğitim alıyor. Onun yanına gidiyordum diyelim. Biraz artık Covid nedeniyle şartlar zorlaştı. Abajurlar çok güzelmiş. Onlar ne kadar? Abajurlarım pirinç ayaklı. Vintage ürünler bunlar. Fiyatları değişiyor. İki abajurum var. İkisi 800 takım. Evet, 70'li yıllara ait. Bir tane yine çok özel pirinç ayaklı şapkasını ben tasarım da yapıyorum, değerlendiriyorum ürünleri. O 500. Bir sokak lambası formunda var yeşil abajurum. Çok güzel gerçekten. 800. Fiyatları da fuar için uygun tutmaya çalışıyorum. Sandıktan çıkma ürünlerim var. İğne oyalar, mekik oyalar. Bu şekilde. Tablolarım var. Bursa ipeği üzerine baskı. Yine kendim barok olarak tercih ediyorum desenlerini. Bu şekilde, evet. Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşıyor? Var mı kartınız falan? Hemen kartımı... Bu şekilde ulaşabiliyorsunuz sosyal medyadan arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Evet, hemen yaklaşıyoruz Özlem Hanım'a. Merhaba, hoş geldiniz. Ankara Kalesi'ndeki atölyeden bahsedelim hemen. Özlem Homart, Ankara Kalesi'nde bir atölyemiz var. Ahşap ve çiçek tasarımları yapıyoruz. Seramikler boyuyoruz. Canımız ne isterse yapıyoruz. Ve Ankara Kalesi Ankara'nın kalbidir. Evet. Ankara'nın kalbine bütün Ankara'yı, bütün Türkiye'yi bekliyoruz. Bence yeniden keşfedilmesi gerekiyor Ankara Kalesi. Eskisi gibi de inanılmaz hediyelik eşya satan yerler. Çok daha güzel olacak. Sanat atölyeleri var, cam atölyeleri, deri atölyesi. Sanatın her türünü kalede görebilirsiniz. Bizler de bekliyoruz sizi. Oranın enerjisini, oranın güzelliğini mutlaka yaşamanız gerek. Sosyal medyadan size ulaşacaklar. Nasıl ulaşacak? Özlem Homart Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Tabii ki. Altındağ Belediyesi'nin son yıllarda artık birkaç defa etkinlik düzenlemeye başladı. Bayağı bir etkinlik düzenliyor Ankara Kalesi'nde. Daha önce de zaten bu tarz etkinlikler oluyordu ama pandemiden dolayı bir ara verilmişti. Şimdi açık alanda yazın özellikle Altındağ Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi de birlikte olarak çok güzel şenlikler ve etkinlikler düzenleniyor. Bütün Ankara'yı bekliyoruz. Atölyelerimize kahve içmeye buyurun. Şimdi arkadaşlar, Yemen'den hanımefendi fistan yapmış, yani kıyafet yapmış. Evet, kadınlarımıza giydirdim. Bilmeyenler olabilir belki, eskiden Türkan Şoray'ın filmlerinde falan görüyorsunuz. Yerden. Evet, güzel. Evet, özel tasarımlar yapıyorum. Bu şekilde. Evet, 20 senedir yapıyorum. Oldu. Elinizi alın, gösterir isterseniz, görsün ziyaretçiler. Şunu alalım, bakın şu da çok güzelmiş. Mesela bu bazen. Bu değişik. Eskinin bazenlerinden elbiseler yaptım. Bunlar çok tabii hem sağlıklı hem güzel. Şundan. Çıkartıyoruz. Evet. Bunlar sarı yazmaya çok benziyor. Yazmadan, Yemeni'den, pamuklu tabii %100. İnsanların sağlıkları önemli bizim için. Bunlar hep tasarım yavrum. Güzel. Ne kadara satıyorsunuz?
Bunları ben el emeği olduğu için uygun fiyata satıyorum. Mesela bu yeleklerim 75 lira. Evet. Kapotene şeklinde. Bu ne kadar? Bazen elbise 100 lira. Bu çok güzel ya, 100 lira için. Evet. Artık 100 lira mı kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Kampanya yaptınız mı fuara özel? Yaptık tabii, o yüzden böyleyiz ya yavrucuğum. Normalde ne kadar bu ürün? Normalde 150 falan, yani kumaşlar çok pahalandı. Evet, eski elinizde kaldığı fiyatlardan veriyorsunuz. Ya aynen, aynen. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol canım benim. Orosan'ın standındayız arkadaşlar. Her fuarda görüyorum ağırlıklı olarak. Ne satıyorsunuz efendim? Ne soruyor Isparta ziyaretçiler? Hoş geldiniz. Isparta gül ürünlerini tanıtıyoruz biz burada. Gül suyu, gül sabunu, gül kremleri çeşitlerimiz mevcut. Onun dışında macun, keçi boynuzu özü gibi şifalı doğal ürünlerimiz de var. Hindistan cevizi yağı, kantaron yağı gibi doğal yağlarımız var. Bunları tanıtıyoruz. Ne soruyor ziyaretçiler en çok sizlere? En çok gül suyunun doğal olup olmadığını soruyorlar. Krem talep ediyorlar, beğeniyorlar. Gül suyuyla yapılan kremleri seviyor insanlar genel olarak. Onun dışında ürünlerimiz genel olarak mesela sabunlar çok ilgi görüyor. Bu şekilde. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar burada da güzel ürünler var. Hanımefendinin oyuncakları çok güzel. Merhaba. Çıkmıyorsunuz siz galiba. Fiyatlar nedir? 50 liradan başlıyormuş. Buraya geldiğinizde alabiliyorsunuz. Işıklandırma çok güzel yapmış. Gezmeye devam. Fazla zamanım olmadığı için hızlıca geziyorum. Asya doğal taş gelmiş. Burada yarı değerli taşları bulabiliyorsunuz. Her türlüsünden. Hemen yan tarafta akıl oyunları var. Bursa'dan gelmiş. Burada hediyelik olarak var. Abi buraya harika bir stand açmış. Kars yayla balı diye. Orada ürünlerini satıyor. Müşteriyle konuşuyor şu an. Arkadaşlar bey gübreye bayağı komik anlar yaşadık az önce. Hanımefendi diyor beyefendi diye çıkarttın diye eşimi diye ünlü olsun. Ben de dedim ki eğer ünlü olursa seni bırakır dedim. Arka tarafta kahkaha patladı. Merhaba efendim. Merhabalar, iyi günler. Ne satıyorsunuz? Satıyoruz. Evet, yani ne üretiyorsunuz, ne satıyorsunuz? Burada 3 çeşit ürün var. Bunlardan bir tanesi sıvı besin maddesi. Evet. Yani gübre. Gübre. Sonra saksı toprakları var. Güzel. Hobiciler için. Çiçeklerimiz var. Bir de sukulentçiler için. Evet. Çeşitli topraklar var. Buraya sukulent meşhur olduğu için onu getirdik. İkincisi de nereden el yapımı. Nereden katılıyorsunuz? Ankara. Kaç yıldır bu ürünleri üretiyorsunuz? Hobi olarak mı başladınız? 2016'dan beri gübre üretiyoruz. Güzel. Bu sistemleri. Bunlar da eşim emekli olduktan sonra kızımla beraber. Güzel. Kendileri bir... Yeriniz var mı Ankara'da? Var. Nerede? Öveçler eski adıyla 3. cadde, Lizbon Caddesi'nde. Ne var orada? Lizbon. Dükkan mı var? Dükkan var. Öveçler 2. cadde. Öveçler 2. cadde, şimdi Lizbon. Tamam, söyle. Neyse, evet. Fiyatlar nedir? Ne soruyor ziyaretçiler? Normalde bu TÜBİTAK projesi ürünüdür. Evet. TAGEM, yani Tarımsal Araştırma Gelişmeden de destek almıştır. Ostim organize sanayinde sistemimiz kuruludur. Devam edelim. Oradan fosil yakıt, yani kömür yakıyoruz. Dumanından sentezliyoruz bu gübreyi. Güzel. Daha dumanından. Sonra, evet, dumandan. Yani bir nevi termik santralin bacadan duman çıkmıyor. O çıkan bütün zehirli duman 2 saniye içinde bitki besin maddesine dönüşüyor. Patenti alınmıştır. İlginç. Amerika'da dünya birinciliği almıştı. 2008'de. Evet. Teknolojisi almıştı. Bu üründe 2 yıl önce, pandemiden önce ödül aldı. Ne Ostrim ödül aldı? Teknopark'ta. Orada ödül aldı. Yani, evet. Yani proje ödülü aldı. Teknopark'tan bize yer vermişlerdi Kuluçka Merkezi'nde. Güzel. Daha sonra bu gübrenin patenti de çıktı. Sizden, evet. Bize şöyle kuvvetli vallahi satacak. Vallahi hanımefendinin dediği kadar ünlü olması, yani dediği bu, kadar istediği kadar var yani. Güzel. Keşfedilmemiş. Bu buluşlardan bir tanesi sadece. Başka ne buluşunuz var? Çok sayıda var. Hangisinden bahsedeyim? Oo. Güzel, güzel. Ben işte pek tanınmak istemiyorum o yüzden.
Ama Selam artık Bekmeci. Tanınıyorsun. Selami Bekmeci diye yazdığınız zaman orada çıkar. Ne diye bir daha söyleyelim mi? Selami Bekmeci. O şekilde yazınca beyefendiye ulaşıyorsunuz. Mesela 2000'lerde Mamak Çöplüğü'nde müdürüydüm. Evet. O projeyi de dizayn ettik. Siz yaptınız, güzel. Belediye adına çıktı, sıfır bedelli yapıldı. Ve şu anda hiçbir problem yok. Ne orada çilek milek her şeyi üretiyorlar. Şey var. Ben değil CEO mi? Gibi. Yani güzel. Oranın ana fikir babasıyım. Yoksa güzel. Ziyaretçiler ne soruyor sizlere en çok? En çok sukulent soruyorlar. Başka? Bu kısımdan. Bir de burada bazı aranjmanlar vardı. Onlar işte fiyatları şey soruyorlar bu şekilde. Hediyelik paket anladım, yapılıyor. Anladım. Şurada da çocuklara yılbaşı vesaire diye. Peki. Başarılar dileriz. Bu ürün. Evet. Son kez söyleyeceğimizi söyleyelim. Toprakları ıslah eden bir ürün. Aynı zamanda verim artırıcı bir ürün. Her bütün gübreye de aynısını derler. Ama arkasında bu kadar araştırma bir şey yoktur. Anladım. Türkiye'deki gübreler. İthal gübreleri bir şey demiyorum. Zaten onların yanına yanaşamazsınız. Aynen. Peki teşekkürler. Başarılar. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Burada da güzel bir stand var. Saray Ankara Pursaklar Saray mı? Evet. Orada bu ürünler oradaki engellilere. Evet. Engelli çocuklarımız yapıyor. Yapıyor. Bu şekilde evet, satıyorsun. Rehabilite oluyorlar bunları yaparak. Oo güzel. Eyvah. Satışından giden paralar da onlara gidiyor yine. Güzel. Fincanlar güzel. Az daha kablo değdi düşecek sandım arkadaşlar. Güzel ürünleri var. Başarılar dileriz. Teşekkürler. Sağ olun. Geçti reklamı olan Brown işte bu bahçe mobilyaları ürünleri burada satılıyor. Ne kadar kampanyalı fiyatları? Vallahi gördüğünüz gibi 11 küsurdan 7384 liraya düşüyor. Yıl sonu satımız. İndirme diye gelecek evet. Ya zaten bu fiyatlara zor alınır. Tabii ki çok zor. En ucuz hangisi? En ucuz şu an buradakiler, ortadakiler, tel sandalye olan 2190 TL şu an kampanyalı fiyatı. Oo. Tabii biz almadığımız için, bahçemizde olmadığı için fiyatlardan aynen. Haberimiz yok. Doğru. Olanlar biliyorlardır. Tabii dolar bazında geldiği için profillerimiz sürekli zam. Nerede yeriniz? Saray Kazan'da yerimiz. Kazan'da üretiyorsunuz, burada evet. Da satıyorsunuz. Peki başarılar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Neredeyiz? Kübra Seramik'teyiz arkadaşlar. Harika da burada ürünleri var. Beyefendi bize şimdi anlatacak. Kütahya'nın. Kütahya'dan mı geliyorsunuz? Kütahya'dan geliyoruz. İmalatları hepsi kendimize ait bunların. Hepsinin? Hepsinin imalatları. Kaç kişi çalışıyorsunuz bize. Abi? Aşağı yukarı 15-20 tane elemanımız var. Evet. Her birinin emeği, göz nuru burada. Ne kadar bu fincanlar? Bakın şurada set çekildi. Fincanlar ucuz. 80 liradan şu anda eski fiyattan. Normalde ne kadar? Normalde şu an fiyatları aşağı yukarı %70-%80 arttı bu kur artışlarından dolayı. Bütün boyalarımız. Siz elinizdeki eski fiyatta kalan aynen. Bitinceye kadar aynen. Normalde öyle olması lazım aslında. Aynen öyle yapıyoruz şu anda. Güzel. Ama yılbaşından sonra ne olur ne gider bilmiyorum. Şunlar ne küçük küçük çerezlik. 5 santim kaselerimiz, sosluklarımız, kereslerimiz 10 santim. Her şunlar boyunu. Çok güzel. Şunlar ne evet. Kadar? Onlar 25 liradan veriyoruz. Oo güzel vallahi 25 onlar liraya. 25 lira. Başka ne var? Bakın burada şöyle satıyorlar bakın renk evet, renk hepsi. 6 tanesi 40 liraya veriyoruz. Normalde bu. 50 lira yapıyor. 6 tanesi veriyoruz. Yani şeye fırsat günce. Hem Ankara halkına hem de cezvede var. Aynen cezvelerimiz 25 lira. Şu kaseler falan çok güzel hediyelikler. Şahane. Kupalar dur kupaları göstereyim arkadaşlar aynen. Bakın. Öncesinin fiyatlarıyla 20 liradan satıyoruz. Vallahi ben kaç yıl önce almıştım. Evet. İş yurtları fuarında 10 liraydı. Aynen. Üzerinde bu motif vardı, lale aynen, motifli. Aynen, şimdi aynen. 20 lira hiçbir şey. Aynen, hiç yani şey deseni bir de dünya para. Aynen. Şunun aynen. Gibiydi bakın üstündeki gibiydi. Evet. Biraz daha değişiydi. Evet. Evet burada neler var? Kül tapluları var, şekerlikler var. Şekerlikler. Ne soruyor ziyaretçiler en çok size? Şöyle ön taraf alalım. En çok şekerlikler. En çok ziyaretçilerimiz kase grubu, kahvaltı setleri, kaşıklık, genelde kupalar, kullanım amaçlı ürünleri şey yapıyorlar. Tercih ediyorlar. Fincanlar bayağı yoğun talep görüyor. Çaydanlık altları görüyor. Nar setlerimiz özellikle çok sattığımız bir ürün. En köşedeki olan büyük kaseler arkadaşlar. Evet, evet. Onlar çok az üretiliyor. Zahmetli. Yarısı bitti. Evet, çok zahmetli ürünlerimiz. Peki almak isteyenler daha sonra sizden nasıl ulaşabilirler? Var mı sosyal medya? Tabii şeyimizi veriyoruz. Adreslerimizi, ulaşımcıkları şeyi veriyoruz. Bu çok güzel. Benim bahsettiğim buydu. Bu ne? Evet, salata tabağı mı bu? Evet. Bu meyvelik diye geçiyor. Salata tabağı diye geçiyor. Tam bu hediyelik bir şey ya. Bu insan evet. Meyve koymaya kıyamaz buna ya. Ondan değil mi? Bu ne kadar? O 100 lira. 100 lira. Evet. Güzel. Gayet makul aslında fiyatlar, o fiyata göre. Eski fiyatlar bunlar. Şöyle lamba var. Lambalarımız,
Her mobilyaya göre uygun vazo çeşitlerimiz. Kübra seramik yazınca ulaşabiliyorlar mı her yerden size? Kübra seramik biz işe gelen müşterilerimize veriyoruz burada. İletişim bilgilerinizi veriyorsunuz. On gün daha buradayız. Peki gelmek isteyenler alıyor, tabii, gelemeyenler tabii. De Kübra Seramik'ten ulaşıyor. Başarılar, aynen. Bol kazançlar. Çok sağ olun. Sizin iyi çalışmalar. Arkadaşlar abi ta Avanos'tan gelmiş. Kapadokya'dan. Bakın bu ürünleri getirmiş böyle renk renk. Kampanyalı ürünler de var burada muhtemelen. Şu an telefonla konuşuyor, bakamıyor ama geldiğinizde sorabilirsiniz fiyatları. Antalya'dan gelmişler. Aloe Vera'dan sabun yapmışlar arkadaşlar. Burada keseye de koymuşlar. Satıyorlar. Fiyatlarını şimdi soracağım. Müşteriyle ilgileniyor hanımefendi. Burada birçok çeşidini yapmış. Aloe Vera dediğimiz bitki arkadaşlar bu, bakın. Bunun içerisinde bir jel var. O jeli kullanıyorlar. Aloe Vera yaraları iyileştirici özelliği olan, anti-aging özelliği olan bir bitkinin özü diyebilirim. Bakın şu kesilmiş olan kısmı, etli metli bir şey bu. Kremi de var burada. Vakit fazla olmadığı için hızlıca çekiyorum arkadaşlar. Bir de bu var şöyle, 60 lira. Artvin Yusuf Eli'den arkadaşlar. Artvin'den gelen bal koleksiyoncumuz vardı. Yusuf Bey şu an yok. Geçtiğimiz günlerde YouTube'da paylaştık. Harika son gelişmeleri anlattığımız bir videomuz var. Ona da bakabilirsiniz. Bundan bir önceki video. Stand'ındayız. Bakın burada kıyafetler var. Merhaba. Ne kadar fiyatlar? Herkes fiyatları soruyor galiba. 50 lira, 100 lira, 200 lira. Değişik fiyat. Değişiyor. Bu şekilde de Nistan kıyafetleri var. Ne soruyor ziyaretçiler en çok? Güzel. Fiyat mı soruyor? Evet. Peki kolay gelsin. Teşekkürler. Soğana Dericiler Şehri Gere'de. Doğru değil mi? Evet efendim. Ne kadar satıyorsun ürünleri, hemen söyleyelim. Suni kemerlerimiz 30 lira. Evet. Derilerimiz 100 lira. 100 lira. Cüzdan da cüzdanlarımız da 50 liradan başlıyor. 200 liraya kadar deri cüzdanlarımız. Bu şekilde gidiyor. Gere'de kendiniz mi yapıyorsunuz? Hayır, arkadaşlar yapıyor. İmalat Gere'de. Ha, siz satıyorsunuz. Biz satıyoruz. Peki, kolay gelsin. Fuarda ilginç bir marka var. Bir Ankara markası Gordian Griff diye yazmışlar bu şekilde. Ankara'ya ait ürünleri satıldığı, kar marjı düşük tutulan yeni bir ürün. Yani yeni bir marka. Burada hediyelik eşyalar var. Güzel de yapmışlar. Her ilin hediyelik eşyaları var ama Ankara'nınkiler biraz geri kaldı bu konuda. Bak burada güzel güzel ürünler var. Çikolatalar da var. Mesela hanımefendinin dikkatini kalem çekti. Ziyaretçiler ne soruyor en çok sizlere? Efendim? Ziyaretçiler ne soruyor? Bize en çok kalem soruluyor, kalemlik soruluyor. Parşömen defterler soruluyor. Orijinal. Evet. Fiyatlar nedir? Kalemler 30 lira, parşömen defterler 45 lira. Parşömen defterler gerçek deriden ve parşömen kağıdından yapılıyor. Evet. Ondan sonra satranç takımları soruluyor. Şurada çelik bir satranç takım var. Satranç takımı Ankara temalı bir satranç takımı. Buradaki de başkent temalı bir 3D yazıcıdan çıkarmış güzel satranç takımı. Ankara'nın işte kalesi var, camisi var, Atakulesi var. Şu Sheraton Otel mi? Evet, bu Sheraton Otel. Onu yapmışlar. Atakule var arkadaşlar. Atakule var. Kocatepe Camisi, kale. Eski Ankara'nın sembolü, eti sembolü var. Ötekinde Petit de, Güneşi diye mi geçiyordu? Bir şey diye geçiyor. Eti diye de biniyor. Petit Güneşi diye de biniyor. Evet. Bu şekilde Petit ürünler. Petit Güneşi burada pirinç Petit Güneşi. Pirinç üzerine yapılmış. Evet. Bu şekilde. Satranç ne kadar? Burada çelik satranç takımı var bir de. Bunda da mesela biliyorsunuz paraşüt kulesi var. Ankara'daki evet. Atlama kulesi pek bilinmez. Ben de bilmiyorum, ilk defa duydum. Keçiören'deki şeyle karıştırılıyor. Üstünde vinç kalan binayla karıştırıyor. Ha, inşaat halindeki kuleyle. Atakule var. Anıtkabir, Sıhhiye'de gerçekten. Nerede bu atlama kulesi? Ben onu... Atlama kulesinin yeri nerede? İtfaiye? Hayır. 19 Mayıs, eski 19 Mayıs stadının hemen karşısında. Eski 19 Mayıs stadının hemen karşısında. AKM'nin orada yani. Eski garın orada. Allah Allah, ilk defa duydum. Bu şekildeymiş. Bunun fiyatı ne kadar? Ya bu 620 lira. Bu fiyata uzun ömürlü almak isteyenler için evet. Güzel bir hediye. Teşekkürler. Güzel.
Fiyatlar kooperatif olarak geçiyor. Davut Bey'in bakın cep numarasını veriyorum. Geçtiğimiz yıllarda fuarda karşılaşmıştım. Bakın bu şekilde ürünler üretiyor. Elmalar vardı, döveçler vardı. Çok beğenmiştik. Bu döveç de onyx taşından yapılıyordu. Şimdi ne ürünler üretmiş onları soracağız kendisine. Hoş geldiniz. Hoş merhaba. Bulduk. Bunlar kavanlar efendim, onyx taşları, yeşim taşları ve akik taşlarından yaptık kavanları şimdi. Güzel, yeni akik taşı yeni ürün. Aynen, bunlar yeni ürünler. Fiyatları nedir onu da fiyatlar söyle. Fiyatlar 50 liradan başlıyor havanlarda. Evet. 250 liraya kadar değişiyor. En büyük 250 lira. Onyx taşı olanlar ne kadar? Onyx'ler 50 lira efendim, küçük olanlar 50 lira. Bu akikler 150 lira. Bunlar 150 lira. Şu ay taşı 200 lira. Güzel. Taşların cinsine, içine göre taşı. Küçük elma armutlar var. Bunlar 30 lira. Büyükler 50 lira. Bu şekilde. Hitit fibirleri var yine bibloları. Bu 12 ay tanesi 100 lira. Her ayın bir tanesi 12 ay simgeliyor. Şöyle hitit kral mührü var. 150 lira. Böyle. Kağıt aldım. Geçen haberlerde çıkmışsın zaten. Aynen. Böyle hitit aslanını yaptım. 500 lira. Bunu 10 günde yaptım, kazıdım. Abi bayağı işçilikte geliyor senin elinde. Aynen. Bir de böyle devrildi taşlar. Eyvah, o da daha büyük. Aynen. Böyle hitit el sanatları. Abi bu ne kayası? Kayrak. Özel bir kaya mı bu? Özel bir kaya, evet. İşlenebilir özelliği var. Bütün hitleri işledim buna. Aa, kayayı hatta abi sanat eserine çevirdim. Bunu aynı zamanda güzel. Şark köşesine koyuyorlar. Aydınlatma alttan diye aydınlatma. O yüzden. Otantik bir hava veriyor. Güzel. Bu ne kadar? Kayadan çıkmış. 2000 lira. Bu da bayağı işçili olan aynen bir şey. Güzel bir hediye olur aslında. Pahalı paran varsa güzel bir hediye. Ve şunlar da var. Kardeş anlaşmasının mühürleri var efendim böyle. Evet. Tarihteki ilk yazılı barış anlaşmasının mührü. Kadeş mührü. İmitasyonunu yapmış. Aynen yaptık. Böyle Tanrı ailesini yaptık. Hitit Güneş kursunu yaptık. Güzel. Bunlar da böyle yaptık. Devrilecek, dikkat abi. Bir şey olmaz abi. Kampanyalı ne var? Şöyle bir isimlik yaptım, kalemlik. Özel bir çalışma. Oo, güzel. Bu da 1000 lira. Yeşil taştan. Güzel. Fil bile yapmış ha onyx taşından. Bazaltı taşlarından yine filler yaptık. Güzel. Böyle. Güzel güzel. Başarılar. Teşekkürler, sağ olun. İyi geziler. İnebol'dan gelmiş arkadaşlar. Ahşap ürünleri İnebol zaten çok ünlü. Bakın burada tahtalar var. Yemek tahtaları. Ceviz, doğal kiraz, her çeşidi var. Satıyorlar burada abiler. Abi ne soruyor en çok ziyaretçiler? Bakteri üretmeyen kaşığı, zeytin kaşığı, şey çimşir değil mi? Kaşığı. Çimşir kaşık, evet. Değil miydi bakteri üretmiyor? Aynen, bakteri üretmiyor, kararmıyor. Ne kadar kaşıklar? Kaşıklar değişiyor, 10 liradan başlıyor. Boyutlarına göre fiyatı var, el işçiliği. Evet. Başka ne soruyorlar? Valla eve normal mutfakta kullanılan her şeyi yaptık. Her döveç şey gidiyor. Döveç ne kadar? Döveçler değişiyor, 30 liradan başlıyor. 30 liradan başlıyor. Aynen. Hepsi özel ağaçlar. Fuar özel kampanya yaptınız mı yoksa eski fiyatlar mı, yeni fiyatlar? Eski fiyatlar. Yeni fiyatları zaten... Kimse yakalayamaz. Kimse yakalayamaz. Onun için yapacak bir şey yok. Eski fiyatlara devam. Peki, başarılar. Teşekkür kolay ederim. Bol arkadaşlar. Merhaba, ne satıyorsunuz? Merhaba, el yapımı butik çikolatalar satıyorum. Hepsini siz mi yapıyorsunuz? Evet, kendi el ürünlerim. Anne kız evde üretim yapıyoruz. Oo, biz. Oo güzel, atölyemiz, iş yerimiz yok. El yapımı ve evde yapıyoruz biz bunları. O zaman Instagram hesabını söyleyin, o zaman reklam yapalım. Şeker Ali Çikolata. Yazınca çıkıyor Instagram'da. Evet, evet. Fiyatlar nedir? Onu da söyleyelim. Fiyatlar dolgularına göre, görüntülerine göre, kutularına göre değişiyor. Mesela bu kutu kaç lira? 150 TL. Böyle güzel bir hediye, evet, yapmak istiyoruz. Evet. Şöyle var. Artisan çikolatalarımız, evet, var boyalı. Evet. Her birinin içinin kanısı çok farklı. Antep fıstıklı, limonlu, Hindistan cevizi, portakal ganajlı. Tamam. Buradakileri bu... daha küçük, kuru yemişlilerimiz var. Kurumalı, meyveli var. Evet. Bunlar ne kadar? Şunları herkes alır herhalde. Onlar 45 TL. Bunlar bisket, limonlu, rubili ve portakallı çikolata. Bu şekilde satıyorsunuz. Evet. Kırmalar, dökmeler, tabletler. Orada ziyaretçiler ne soruyor size? Ya bunları siz mi yapıyorsunuz? Bunlar taş mı diye o renklilere falan özellikle öyle soruyorlar. Evet. Yani nasıl yapıyorsunuz? Nerede yapıyorsunuz? İş yeriniz nerede? O gibi sorular alıyoruz daha çok. Peki, başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. Nasıl buldunuz fuarı? Fuar her zamanki gibi çok güzel. Ankara her zaman çok güzel. Senedeniz zaten bayağı farklı. Teşekkür ederim. Küçük Kuyu'dan geliyorum, biliyorsundur, atıyorsundur, evet, belki. Her sene yılbaşına geliyorum. Çok güzel. Yine Ankara'dan çok memnunum. Ne satıyorsunuz? Deniz kabukları, fosforlu deniz kabukları. Ne kadar fiyatları?
fiyatlar, her türlü fiyat var ya. Nasıl? En kampanyalı en çok hangisi gidiyor? Midye ailem var benim, 25 lira en çok o satılıyor. Hani nerede? Bak şuradaki şapkalı olanlar. Şunlar. Evet onlar. Güzel, 25 liraya. 25 lira. Şunlar arkadaşlar. Onlar, evet onlar. Üzerine isimleri yazıyorsunuz da arkadaşlarınıza hediye ediyorsunuz. Karanlıkta da şapkaları yanıyor. Ooo, evet. Güzel. Teşekkür ederiz, başarılar. Görüşmek üzere, sağ olasın. Şurada afyon dokum var arkadaşlar burada. Ne kadar fiyatlar? 80 ila 120 arasında değişiyor efendim. Fiyatlar. Eski fiyat mı yoksa zamlanmış fiyatları var mı? Eski fiyat. Zam fiyatı görmemiş hali. Görmedik daha. Ne soruyor ziyaretçiler en çok? Genel beğeniyor. Herkesi bekliyoruz bu arada. En çok hangisini çıkın, satıyorsunuz? Gelin. Güllü yani. Diyorlar ama. Nasıl? En çok hangisi satılıyor? Fıstıklısı var, fındıklısı var efendim. Fıstıklı, fındıklı. Bir de güllü benim favorim. Evet. Güllü. Herkesi gül, bekliyoruz. Kurutulmuş gül yaprağından. Aynen aynen. Geldim. Amca nereden katılıyormuş soralım bakalım. Kastamonu Tosya. Tosya'dan ne satıyorsunuz? Kastamonu, meşhur Kastamonu çekme elbası. Evet. Özel marmara çeşitleri. Kendiniz yapmışsınızdır evet, bunları. Evet bunları kendimiz yaptık. Ne kadar fiyatları? Yani. Fiyatlarımız kozalak şurubu var, sarımsak turşusu var, elma. Fiyatları? Ayva ekşisi var. 30 lira, ekşimiz 50 lira. Evet, sarımsak var. Evet, sarımsak. Burada ikram ediyorlar. Ve doğal ürünlerimizi ikram ettiriyoruz. Bu salçalarımız var, turşumuz var efendim aynı zamanda. Siyaz bulgurumuz var. Bakliyatımız bitti, az kaldı. Ve ne kadardı da bitti? Tosa pirinci. Tosa pirinci. Pirinç ne kadar abi? Şimdi her şey zamlandı, pirinç. Vallahi sabah telefon ettim, 3 lira zam gelmiş. Ben zam uygulamadım, 15 lira veriyorum yine. Bu. Torbası 5 kilo 75 lira. 75 lira. 15 liradan mı? 15 liradan. Normalde 18 mi olmuş şimdi? Şu anda 18 oldu. Oo, kilo fiyatında zarardasın yani. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Peki, aynen. Bol kazançlar. Allah razı olsun. Ne demek? Allah razı olsun. Arkadaşlarımız Van Kahvaltı Konağı diye geçiyor. Van'dan gelmişler. Bakın burada Van neydi? Çöreği. Çörek, evet. Van tenir ekmeği. Evet. Van karakol balı sürmesi. Bal ne kadar? Bunun balı, o malı 120'ye satış, şimdi 80'e satıyoruz. İş kampanyalı, evet. Evet kampanya. İş yok diye değil. Kampanyalı hocam. Neyse. 150 hocam. Evet. 1 kilo 800. Bu? Bu karakovan balı. Karakovan balımız. Evet. Çatak balı. 150 lira hocam. Bu böylece. Evet hocam. Yok, kilo başı. Kilo başı. Sartıyoruz. Tereyağı ne kadar? Tereyağı 100'den 80'e indi hocam. Yayık tereyağı. O zamlandı değil mi yeni şeylerle? Evet hocam. Tamam. Tereyağı. Zamlandı. Gel peynire soralım bir de. Örgü peyniri. Ne kadar? 70 lira hocam. Abi bir de sizin otlu peyniriniz var. Çok peynir. Ne otu kullanıyorsunuz bunun içinde? Bunun içinde simon var. Heliz var. Mendi var. Evet. Batülü otu. 20, bir de burada inci şey. Kefali miydi? İnci kebap balımız var hocam. Şey salamura yapılmış. Tuza tuzlu basılı. Balı. İnci kebap. Bu şekilde. Bu şekilde tuzlu Van Gölü'nden çıkan göl. Şey. Van'da yaşıyordu. Evet Gölü'nde. Evet. Van Gölü'nde yaşayan. Evet. Dünyada sadece Van Gölü'nde evet, var. Evet hocam. İncike Van Gölü. Bunu yarım saatlik suyu battığında tuzuna atıyor. Tuzuna atıyor, attıktan sonra da ondan sonra kızartıp ve işlem yapabiliyorsunuz. Fırına atmayı ve ızgarata yapabilirsiniz. Peki, teşekkürler. Sağ olun hocam. Merhaba, kolay gelsin. Ne satıyorsunuz? Tereyağı, tulum peyniri. Tulum peyniri ne kadar? Erzincan, 80. 80 lira. Fuar özel indirim yaptınız mı? Yaptık. Ne kadar, nelere satıyorsunuz? Normal 90 lira, 80 yaptık. Bu şekilde. Daha aynı, ne olsun. Aynen. Fasulyemiz var, Erzincan fasulyesi. El yapımı pekmezimiz var. Süzme balımız var, karakova. Arkadaşlar bakın, buraya İlahi Gıda diye geçiyor. Burada geçtiğimiz yıllarda AKM'deyken almıştım. Çok güzeldi bunların kış burnusu. Neredendi? Sivas Yakış'tan. Sivas'tan böyle güzel ürünler vardı. Bu ürün kaynatılmadan yapıldı. Evet. İçerisinde koruyucu katkı maddesi yok, glikoz yok, meyve ne kadar fiyatı? 40 lira. Bu kış burnu 40 lira. 850 gram geliyor. Brüt yani şey olarak da. Bunda laboratuvarların söylediğine göre bunun bir benzeri de yok. Çünkü evet. 100 gramında 300 miligram C vitamini çıktı. Tüm laboratuvar birbirleriyle meyilleştirir. Aynen. Özel bir ürün bu ürün. El değmedi. Yok yok, ben tadına baktım. Çok güzeldi daha önceki. Teşekkür önceki. Ederim. Eğer değiştirmediysen aynı şey üretiyorsanız aynı zaman, çok tabii, güzeldi. Tabii, aynen aynı şekilde üretiyoruz. Bizde standart şey değişmez yani. Her şey her şekilde aynıdır.
Aynı zamanda bizde eklem ağrıları için kuşburnu unu var. Şu. Onu bir kimse bilmez. Bu 24 tür kuşburnu vardır. Bunun sadece 2 türünden olur bu. Evet. Bölgede kurutulacak, bestebede çekilecek özel bir ürün. Bu merdiven çıkamayanlar, yolda yürüyemeyenler, namaz kılamayanlar. Onunla ilgili bayağı bayağı bir teşekkür telefonu alıyor. Binlerce teşekkür telefonu alıyor. Peki, özel başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim. Ben başarılı ederim. Sağ olun. Abi burada da Zirve Lokum isminde çok harika bir stand var. Geldiğinize bakabilirsin. Vaktim fazla yok. Merhaba abi, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne kadar lokumlar, hemen fiyatlarını söyleyin. 100 lira, 40 evet. lira, 80 lira. Bu arada değişiyor işine göre. Evet. 10 gün boyunca burada arkadaşlar. Aynen, tanıtım amaçlı burada geldik. Biz Antalya'da imalatımız. Sadece tanıtım amaçlı geldik buraya. Meşhur kremalı, tayinli lokumlarımız, Afyon'un meşhur kaymaklı lokumlarını burada tanıtmak için geldik. Evet. Peki. Natürel, ekşili, meyveli lokumlarımız da var. Şurada da var, küçük olanlardan. Evet. Şeker hastası olanlar için natürelden yaptığımız narlı, limonlu, hakiki meyveden yaptığımız ekşili lokumlarımız da mevcut. Bunları tanıtım amaçlı buraya geldik. Peki, başarılar dileriz. Teşekkür ediyoruz. Evet, burada Akhisar'dan gelmiş abimiz. Güzel zeytinleri var. Satıyor. Ne kadar satıyorsunuz? Kilosu net içerisinde 30 lira, 35 lira. O civarlarda. Zeytinyağı ne kadar litresi? Zeytinyağının litresi taş baskı 50 lira. 50 liradan evet satıyorsunuz. Ve tamamen tavsiye edilebilir bir zeytinyağıdır. Tadına da bakıp alabilirsiniz. Tabii. Bunu zaten biz şunu söyleyelim. Burası devamlı müşterileri olan, kargoyla devamlı istenen bir yer. Dolayısıyla gelen hiç tadına bilen bakmaya lüzum yok. Bize bir teneke, iki teneke verin deyip alan ve samimi olarak görüyorum. Herhalde fuar sonuna kadar kalmayacak burada tenekeyle. Acele etsin o zaman, almak isteyenler gelip tadına bakabiliyorsunuz. Tabii. Arkadaşlar böyle. Kolay gelsin, bol kazançlar. Allah razı olsun, sağ ol, kendine iyi bak. Arkadaşlar, Hacı Ali'nin standındayız. Geçtiğimiz günlerde Ağrı'dan tanıtım günleri olmuştu. Orada stand açmışlardı. Bakın şurada da et de satıyorlar. Tabii o yoktu. Beyefendi röportaj yapmıştık burada. Ürünü Ankara Yeni Mahalle yerleri var. Orada diğer videodan bakabilirsiniz. Kolay gelsin. Arkadaşlar, gezilecek çok yer vardı. Saat oldu 5. Acilen çıkmam gerekiyor. Artık yaka mikrofonu da çekmeye başladım. Yetişmeyen yerini. Arka tarafta daha birçok standlar vardı. Yeme içme standları. Onları çekemedim. Hediyelikleri çekmeye çalıştım. Yöresel ürünler satan standlar vardı. Yapacak bir şey yok. Ayın 23'ü ile 31 arasında da Altın Park'ta bir fuar var. Hediyelik eşya yıl sonu günleri fuarı. Orada konserler, etkinlikler daha fazla olacak. Çocukların çocuklarını gelmek isteyen aileler için böyle çocuk alanları falan da olacak. Geçtiğimiz aylarda röportajını da yapmıştık. Merak edenler web sitemizden ulaşabilirler. Evet, videolarımıza like, beğeni ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.